Selamünaleyküm değerli kıymetli gönül dostlarımız. Efendim hayırlı günleriniz olsun inşallah. Güzel haberler aldığınız musmutlu. Yarınlarımızın daha güzel, daha sağlıklı, hayırlı olduğu günleriniz olsun değerli dostlar. Efendim tekrardan ülkemize başı sağ olsun, ülkemize büyük geçmişler olsun. Kurban olduğum Allah bir daha böyle afetlerin yaşanmayacağı, daha sağlıklı, hayırlı günleri biz insanlara nasip etsin değerli dostlar. O kadar moralim bozuk ki. İnanın depremin olduğu günden belli. Ben gece 3 gibi falandı Almanya saati. Dedim Ercan da sabah dedim 4'te işe gidecek dedim. Selma o yalan dedim. Ercan'a da kahvaltısını hazırla öyle gir yat dedim. De saat 3.30'a falan geliyor. Ercan'a kahvaltı hazırlıyor. Telefonum da bu odada hiç haberim yok hiçbir şeyden. Neyse. Ercan'ın karnını doyurduk, üstünü başını giydi Ercan. İşe gidecek. Ay dur Ercan dedim, içeriden dedim telefonumu ver de dedim. Ben de mutfaktaydım. Ercan telefonu aldı, bana verdi işte. Ben de mutfaktan çıktım, şöyle telefona bakıyor. Bir baktım, aa dedim. Yani üç bu, düşün yani dört, gecenin dördü arkadaşlar. Almanya saati, Türkiye'de sabahın altısı oluyor zannedersem. Bir baktım, babam aramış 40 sefer, annem aramış 40 sefer. Ay yüreğim ağzıma geldi. Ay dedim Ercan annemler aramış. Ya dedim bu saatte annemler bizi niye arasınlar? Annemler beni daha önce aramış. Ben bir saat sonrasını görmüşüm. 5 gibi falan aramışlar. Ay elim ayağım titredi. Ercan dedim ben bu telefonu dedim hani açmam. Ben korkarım. Ercan dedi ki Selma saçmalama işe gideceğim dedi. Aç da dedi bir bakayım dedi. Hani ne olmuş diyor. Ercan kötü haberdir herhalde diyorum. Haberleri falan hiçbir şeyden haberim yok. Ercan dedi ki ver şunu bana dedi. Ercan işte babamı aradı. Babamın sesi böyle feryat figan. Kızım kızım deprem oldu neredesin kızım? Kayseri beşik gibi sallanıyor. Daha diğer taraflardan haberleri yok bizimkilerin. Biliyorsunuz babam da 80 küsur yaşlarında. Ondan sonra Ercan dedi ne oldu hacı baba hayırdır ya dedi ne depremi falan yavrum dedi buralar beşik gibi sallanıyor dedi. Annemler de ta 12. katta oturuyorlar annemle babam. Zor güç aşağı atmışlar kendilerini. Beşik gibi böyle sallanıyor, gidiyor, geliyor dedi. Allah'ım dedi işte dualar falan filan efendim. Bayağı etkilenmiş, korkmuş. Neyse, şimdi dedi dışarıda oturuyoruz dedi. Diğer kardeşlerim, annemleri yakın bölgede benim dört erkek kardeşim, bir kız kardeşim daha var. Efendim hepsi toplanmışlar annemlerin olduğu alana gelmişler. Annemleri almışlar. Artık arabaların içlerine girmişler efendim. Biliyorsunuz bir de mübarek kar yağıyor mu? Rabbim bir yerden bereket verdi, bir yerden diye canlarımız gitti değerli dostlar. Neyse böyle anlatıyor. Deprem diyor oldu diyor. Türkiye'de diyor. Kahramanmaraş'ta. Hemen ben koştum telefona şey televizyonu açtım. Bir baktım Ercan'ın şeyden internetten haberlere falan baktı Instagram'a. Selma dedi. Türkiye'nin yarısı gitmiş kız dedi. Sorma dedi. Ay oturduk ağla. Hem ağlıyoruz hem dua ediyoruz. Rabbim hayırlı sağlıklı haberler ver. Allah'ım iyi şeyler duyur bizlere. Bayağı işte bizimkilerle sürekli kontaktayız. İşte arkadaşlarımı aradım. Türkiye'de bulunan bu Almanya'daki gurbetçi bacılarımı aradım. Kızlar dedim böyle böyle haberiniz var mı? Çoğu kız kardeşim dedi ki yok kız haberimiz. Hepsini sabahın 6'sında 6.30'da bütün tanıdığım gönül dostlarım arıyorum bacılarım Kahramanmaraş Malatya Urfa diyorum Diyarbakır Adana diyorum var mı bizim Emre Duygu'yu arıyorum Duygu 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 yavrum o sabaha kadar o da hasta biliyorsunuz Selma abla ben de yeni gördüm o oradan ağlıyor biz buradan bir yandan dualar Sunday'ı Gülendam Cemile Nagihan kızlar kim varsa herkese haber verdim. Hepimiz kalktık. Birbirimize haberler veriyoruz. İşte Cemile Malatyalı ya. Cemile de işte biraz bir şeyler olmuş herhalde. Çatlaklıklar falan. Bizim annemlerin binalarında çatlaklıklar olmuş. Ama hani Kayseri'de çok şükür can tehlikesi yok ama Kahramanmaraş, Hatay, Antakya oralarda bayağı büyük hasarlar var diye duyduk. Hani tam bilmiyorum arkadaşlar. Biz de sosyal medyada duyduklarımız, gördüklerimiz yani içini bilmiyoruz. O şehrimizde işte Osmaniye'de daha nereydi kız? Elazığ'da var. Elazığ'da sallanmış dedi bizim Selin. Selin dedi abla buralarda beşik gibi sallanıyor dedi.
İşte arkadaşlar, kusura bakmayın, kafam yerinde değil, unutuyorum. Allah'ım büyük geçmişler olsun. Rabbim vefat eden, hayatını kaybeden canlarımıza Rabbim rahmet eylesin. Kurban olduğum Allah mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerime Rabbim şifalar nasip etsin. Kurban olduğum Allah hayırlara güzel günleri göstersin inşallah. Acılar tabii ki unutulmaz. Hepimizin canı yanıyor. İnanın, yemin ederim size, gurbetteki kız kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, 7'sinden 70'ine bütün insanlarla, hani kimlerle tanışsak konuşsak, hepsinin aynı kalbi Türkiye'miz için atıyor. Hepsi ağlıyor. Hepsinin içinde böyle acılar var. Dilimizde dualarımız. Rabbim ne olur hayırlı haberler gelsin o enkaz altında kalan kardeşlerimizden. Ne olur Allah'ım bir an evvel oralardan çıksınlar diye düşündük neler yapabiliriz. Instagram'dan paylaşımlar yaptık. Allah kabul etsin. Hayır, maddi anlamda hayırlarımızı yaptık efendim dün. Elimizden geldikçe çorbada tuzumuz olsun dün. Bir tane ülkemiz var, o da Türkiye'miz. Vatanımız, gurbetçileri zaten her dillerinde bir iki saniye sonra vatan derler. Ah vatan, ah vatan. Allah kimseyi vatansız, devletsiz, milletsiz bırakmasın. Allah'ım ülkemize koşup gelen, yardım eden, destek olan bütün kardeşlerimizden de razı olsun, ülkelerden. Can Azerbaycan'dan da Allah razı olsun, koşup geldiler. Hatta arkadaş dedi ki, Azerbaycan'dan bir arkadaş yazdı, Selma bacım dedi. Kalbim dedi Türkiye için atıyor dedi, elimden bir şey gelir mi diye o da bana yazmış. Bacım dedim, benim de dedim elimden bir şey gelmiyor, anca dedim dualarımız, elimizden geldikçe hayırlarımız efendim. Neyse, ben de işte yurt dışında da böyle uçakla, tırlarla ülkemize kışlık kıyafetler, çocuk eşyaları falan gidecekmiş. Sadece hani şey, bir nebze duygularımı, hem üzüntümü hem sevincimi sizlerle paylaşıyorum ya. Biz de sabahtan kalktık. Allah razı olsun kızlarımdan. Sude Naz falan hepsi, anne ne yapalım, ne yapalım diyorlar. Kızım dedim, o zaman eşyalarımızı koyacağız. Şimdi ben buraya çıkardım. Arkadaşlar çoğu biliyorsunuz hepsi sıfır şeyle. İyi ki almışım. Bana kızıyorlardı, ne gerek eşyaları dolduruyorsun diye. O evde bütün aldığım eşyalarım vardı. Hediyelik dedim, izine gidersem dağıtırım diye. Demek ki diyorum bu kardeşlerimize nasip olacakmış değerli dostlar. Allah'ım ya, inanın şunları anlatmak, söylemek bile istemiyorum ama belki bir başka kardeşlerimize de vesile olur. Belki sesimiz onlara da ulaşır. Elimizden geldikçe bu bir zincirleme olur. Allah razı olsun bize de vesile olan kardeşlerimden. Şimdi kızlar, ben buraya kışlık şapkaları falan almıştım. Bilirsiniz benim videolarımı izleyenler. Hepsi sıfır taze, Allah'a şükürler olsun. Her şeyi buraya dizdim. Daha buraya konacak eşyalar var. Şimdi ben Sudan Az'da Aldi'ye gideceğim. Aldi'den de çocuk bezi, kadınlarımıza özel bir şeyler, hijyenle alakalı biraz alışverişim var. İşte kızlar, ben şimdi ne yapayım? 5 dakika Aldi'ye gideyim çünkü fazla vaktimiz yok. Koliler akşam 5'e kadar hazırlanıp teslim edilmesi lazım. Ben 5 dakika gideyim, alacaklarımı alayım, geleyim. Evet canlar, biz şimdi çıktık dışarıya. Sude, Talha da yanımda, teyzeleri. 5 dakika Aldi'ye gidelim de alacaklarımızı alalım. Sudem'in morali çok bozuk. Hep bütün Allah herkes yardımcı gibi. olsun herkese. Her yerden görüyoruz zaten. Ben oraya gitmeden aslında Türkiye'ye gitmek istiyorum. Orada kendim vermek istiyorum ama. Türkiye'ye gidip yardımcı olmak istiyormuş arkadaş. Evet canlar, sadece bebek bezleri bulduk. Bir de yaşlı teyze, hani yaşlı hastalar için başka şeyler aldım. Sude dedi, anne ben ödemek istiyorum dedi. Sude Naz ödüyor teyzeleri. Ondan sonra yani böyle işte değerli dostlar. Şimdi biz aradığımız çoğu şeyi burada bulamadığımız için Lidl'e doğru gidiyoruz. Hadi çocuğum toplayın. Şimdi başka Aldi'lere gidiyoruz. Bir de yaşlılara, böyle hani hasta olan kardeşlerimiz için de bir şeyler aldım. Canlar, ben şimdi Rossmann'dayım. Rossmann'dan da alışveriş yaptım kızlar. Elimden geldikçe hani kıyafetten çok bezlere önem verdim. Bir yaşlı hasta bezleri aldım arkadaşlar. İnşallah işe yarar. Hem kadına hem erkek için onları buraya koydum. Çocuklara mama aldım. İşte bir şeyler aldım. Çocuk, bu hani ben pek anlamıyorum ya gönül dostları. Çocuk unuttuk ya. Foytiki aldım. Elimden geldikçe krem aldım, sabun aldım, temizlik malzemeleri, şampuan aldım. Bir şeyler aldım. İnşallah hani hayrımız kabul olur. İnşallah kardeşlerimiz, depremzede kardeşlerimiz hayırlı bir şekilde bu ulaşır onlara. Değil mi Sudenaz? Sudenaz aldıkça içi rahatlıyormuş teyzeleri. Anlatsana o bana dediğini.
yani içimi almak geliyor çünkü yardım etmek istiyorum ve aldıkça daha iyi geliyor. Birçok kız kardeşi, evet, kardeşlerine de söyle. Herkes de çıksın de bir şeyler alsın yani de. Herkes çıksın, herkes bir şey alsın, elimize geldikçe yardım edelim zaten. Bir şey bile yardım eder. Talha diyor ki anne diyor kıyafet komayalım da diyor bebeklere diyor mama alalım mı ne olur anne diyor. Yani Talha mama aldı teyzeleri. Zaten mesela para falan önemli değil, bir insan canlısını. Tekrar da bakayım Sude duymadık. Böyle şeylere diyorum yani para önemli değil, sonuçta insan canı, para her şey. Türkiye'mizin canımız feda olsun ülkemiz için. Canlar feda olsun vallahi elimizden gelen ne gelirse belki anne, bir hani bir şey bile yollarsın bir insana yardım edersin. Öyle mi? Bak diyor ki anne diyor bir şey bile yollarsak diyor bir insana diyor yardım ederiz diyor. Allah'ıma şükürler olsun duyarlı evlatlar yetiştiriyoruz. Gurbetçi kardeşlerimizin hepsi arkadaşlar gerçekten o kadar duyarlılardı ki Sunda kolilerini hazırlarken hüngür hüngür ağlıyordu. Dualarımız Türkiye için. Rabbim Türkiye'deki kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Hadi gönül dostlar. Şimdi daha ben Lidl'e gideceğim. Bunları daha kartona vereceğim. Hadi gel. Arkadaşlar şimdi ben de Lidl'den, Rossmann'dan çıktım. Lidl'e geliyordum. Kız kardeşimiz de Türkiye için bebek bakım bezleri almış. Allah razı olsun Aylin. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Biz de aldık. Şimdi arabaya koyduk. Elbiseler, battaniyeler falan da gidebiliyor. Evet onları da aldık. Bakın arkadaşlar çoğu marketlerde hiçbir şeyler kalmamıştı. Aylin gel istersen. Çoğu bizim Aldi'lerde kalmamış. Ben buranınki iyi diye bunu aldım. İyi mi? Tamam ben Rossmann'dan aldım. Allah hayrını kabul etsin. Amin inşallah. Allah razı olsun. Hepsi çıkar enkaz altından. İnşallah canım benim. Çok teşekkür ediyorum kuzum. Allah'a emanet ol. Sen de. Evet arkadaşlar. Şimdi biraz önce bir arkadaş alıyordu. Şimdi bir Türk arkadaşım daha alıyor. O da Türkiye'deki kardeşlerimize hep gelmişler. Çoğu yerlerde kalmamış. Allah hayrınızı kabul etsin Hikmet. Allah razı olsun bacım. Allah bütün depremde yani çok kötü bir durum. Hayatını kaybedenlere ya, Rabbim rahmet eylesin. Amin ya Rabbim. Etkilendim, çok etkilendim. Ya. Yani dün gece bayağı bir o altında o soğukta nasıl kaldılar? Değil mi? Biz sıcak yani yataklarımızda uyuyamadık, değil mi? Aynen. Millet battaniye bulamıyormuş ya. Battaniye yok. Evet. Çok zor. Mama, ondan sonra bez, ıslak mendil bunlar yani acil gitmesi lazım. Evet, Allah razı olsun. Yani herkes yardım etsin. Kim yani elinden gelen herkes ne geliyorsa yapsın, vicdanını eline koysun da. Allah yani razı olsun. Hepimiz olabilirdik. Ben de olabilirdim, sen de olabilirdin. Aynen öyle. O yüzden herkes yardım etsin, bir şeyler götürsün. Allah razı olsun ya. Bak yani, ben dayanamıyorum, ağlıyorum. Yok, ağlama. Allah'ım yaralı kardeşlerimize acil şifalar versin. Allah'ım Türkiye'mizin yardımcısı amin olsun. İnşallah. Ben yarın gidiyorum işte İstanbul'a oradan yolculuk. Bayağı bir arkadaşlar aradı beni. İşte maddi manevi ne yapmak gerekiyorsa bayağı yardım edenler de oldu. Para da gönderen çok oluyor. Yani bayağı bir gönderen. Evet, hep Türkiye'ye değil mi? Türkiye'ye yani. Bayağı bir maddi de yardım edeceğiz. Allah, Allah razı olsun. Biz de dün yaptık hayırlarımızı. Çok şey. Allah herkes yani yardım etsin. Allah herkeslerin razı olsun. Bu günlerde kimse şey yapmasın. Ay, evet. Beş onu düşünmesin. Hiç yani. Hem onu düşünmesin hem oydu hem buydu değil. Biz biriz. Biz tekiz değerli dostlar. Birlik olma zamanı. Şimdi vatanımızın yaralarını hep birlikte sarma zamanı. Öyle dostlar biz geldik. Arkadaşlar şimdi bir tanesini kartonladık da ay dedim dur Sude naz dedim Sude böyle onların içerine ne koyduklarımızı tek tek yazıyorsa bir kartonun içine sırf bebek bezlerini koyayım. Şuna sırf bebek bezi koydum ben şu kalanları da şu büyükün içine koyayım. Şöyle bebek hani ellerinde ağlayınca versinler diye şunlardan aldık. Bir de canlar battaniye çıkaracağım. Hani şu örneğin bakın ben şu kadar kıyafet koyuyorum ya. Belki bazılarını çıkaracağım. Neden çıkaracağım? Kıyafet çok fazlaymış. Çok kıyafet. Geri hani çoğu kişi kıyafetten çok diyorlar. Temizlik bezi, kadınlara bez, çocuk bezleri, çocuk mamaları, hijyene ağırlık basan eşyalar gelsin dedi. Şimdi ben şuraları bir halledeyim. Sonra da battaniye çıkaracağım. Battaniyeleri koyacağım canlar. Thank you.
ona da yaz, şey yazmadı mı? Sude Naz da yazıyor teyzeleri burada. Al kızım. Evet. İki tane herhalde. Saat 4. Hadi Ercan, anca şimdi kızlar biz bunları arabaya götüreceğiz. Bantlayacak Ercan. Şimdi bir bantlasın. Evet gönül dostları, biz karton işlerimizi hallettik. Dursu, bakın arkadaşlar, size demek istediğim işte şöyleydi, bakın. Böyle naylonla şeylerin üzerlerine yapıştırdık. Tek tek üzerine de yazdık. İyice yapıştırdık da. Evet. Bizim kartonlarımız hazır. Şimdi teslim etmeye gidiyoruz. Transport diyemiyorum da, evimde biraz pasaklandı. Kusuruma bakmayın kızlar. Her yer yapışkan. Artık kusuruma kalmayın. Hemencecik şunu götürelim. Telefon ettiler ki getiriyorsanız getirin diye. Hadi biz şimdi çıkalım. Evet dostlar, vallahi darmadağın dağıldım kız. Yetiştirmemiz lazım. Arkadaş aradı ki Seyma abla. Hemencecik dedi şimdi getirin dedi. Alacele koyu böyle bir fırladık. Gelin kızımızın arabaya doldurduk. Düldülümüz sağ olsun. Bakın o da bize yardım ediyor. Ay çocuklar dedi anne bize gelelim dedi. Kapıyı da çarpmışım, kilitlememişim Allah'ım. Şey Ercan diyor bir şey olmaz, aman ne olacak. Hemen şunları bir yetiştireyim. Önemli olan bunların gitmesin. Bir an evvel yetiştireyim dedim. Nefes nefese kaldım canlar. Ay yoruldum. Elinize sağlık çocuklar, Allah razı olsun. Ercan Allah razı olsun. Ne demek Selma ya, böyle şeylerle yorulacaksam hiç yaşamayayım daha iyi. Aynen böyle öyle. Böyle şeylerde insan yorgunluk morgunluk bilmez. Ay hadi canlar, bir bakalım şunları bir teslim edeyim Allah'ın izniyle, inşallah hayırından da kardeşlerimize ulaşsın Allah'ım, ne olur hayırla kabul et. Şimdi dostlar biz getirdik, Allah razı olsun, bakın transportenin içi dolmuş kartonlarla, inşallah sığacak. Ablacığım bak ben böyle yaptım üzerlerine. Tamam süper. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun, emeği geçen bütün kurbetçi kardeşlerimizden. Kaç tane böyle gitti? Şu an iki tane tır gitmiş canlar buradan. Bir de bu araba gidecek. Allah razı olsun bu güzel kızımız da. Burada güzelce bunları hazırlıyor. Bizim biraz valiz şeylerimiz, kartonumuz fazla geldi. Sığdırmaya çalışıyor. İnşallah sığar değil mi ablam? Sığacak. Öbür tarafa da koyacağım. Ha, orada var mı? Evet canlar işte. Evet arkadaşlar, bakın burasında da yer var da, buraya da gelecek değil mi abla? Buraya da gelecekler varmış, içi sıka basa dolu. Allah razı olsun. Vallahi Allah ne muradın varsa versin. Yemin ederim sana. Yani tek başına bir iki arkadaşların tek başına bayan haline. Yani bunları organize yapmadan helal olsun. Hayran kaldım. Bizim kızlarımıza arkadaşlar, bu dünya güzeli ilk Kübra'cığım bu organizeyi yapmış. Flensburg'da ben de yer arıyordum. Sonra öğrendim ki Kübra topluyor, ayarlamışlar. 3-5 arkadaşın daha var değil mi? Allah onlardan da razı olsun. Bu koca arabayı No Müslim'e götürecek işte bu kızımız arkadaşlar. Helal olsun. Herkesin Allah razı olsun. Kaç saatte başımın bu kadar toplayabildik. İnşallah bir iki hafta sonra sizin yine yardımınızla biz de belki sen otobüs söylersin. Yollarız. Tamam. Tamam. Sen bize haber ver. Abi. Biz de her konuda yanındayız. Tamam. Hiç yani yalnız değiliz. Sesi Türkiye'de diyorlar ya, sesimizi duyan var mı? Aynen. Bakın aynen. Arkadaşlar böyle gençler ses duyuyor işte. Helal olsun. Maşallah. Çok teşekkür maşallah. Ediyorum. Maşallah. Kapattık. Daha gelecek var mı? Daha gelecek var. Komple doldurup i̇şte, bir sandalye açacağım. İşte nelerle babanın annenin hayırlı evladı. Ayrıca ne güzel bak böyle olur. Ne kadar güzel. Helal olsun şey. Ablacığım. Çok teşekkür çok ediyorum. Olsun. Türkiye'deki kardeşlerine bir şey demek ister misin? Gel Allah sabır versin. Yani çok kötü durumlar. Çok üzülüyoruz. Elimizden gelen. Türkiye'mizin başı değil mi sağ olsun? Başı sağ olsun. Keşke gidebilsek yardım edebilsek. Evet, bu kadar. Burada da bunları yapabiliyoruz aynen. Ablacığım. Para desteği, böyle destekler hani. Evet. Gurbetçiler elinden aynen. Geleni yapıyor. Maalesef gurbetçiler öyle. Her zaman kardeşlerinin yanında aynen. Değil mi? Gönül ister yani gerçekten Türkiye'de olup da orada enkaz altındaki vatandaşlara gönüllü olarak yardım edebilsek. Daha bir şey olur ama maalesef biz yurt dışında ha dedim mi olmuyor. Aynen. Bu kadar elimizden geliyor. Rabbim inşallah her evet Ercan biz Kübra'yı tutmayalım. Onun evet, daha Kübra, çok işleri var. Sağ Kübra sağ Allah olsun. Senden razı olsun ablacığım. Bizi bir de bekledi bu çocuk. Ben çünkü sona kaldım. En sonunda Nami ablan aradım. O dedi Kübra'ya dedi gideceksiniz. Koş burayı da bilmiyoruz. Bulduk evet, arayarak. Aynen. Selma Kübra'yı biz tutmayalım. Tamam bizim Ercan. Hadi. Selam arkadaşlar.
Türkiye'mizin başına gelen bu doğal afetten dolayı çok üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Ben de bir gurbetçi olarak Almanya'dan elimden geldiği kadar bu yardım kervanına katılmak için desteklerimi vermeye çalışıyorum. Siz Müslüman kardeşlerimizin de duyarlı davranıp bu yardım kampanyasına katılmanızı rica ediyorum. Lütfen duyarlı olalım. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Vakit birlik vaktidir. Hep birlikte inşallah yaralara merhem olmaya çalışacağız. Çok teşekkürler. Üzgünüz. Umarım bu sondur. Günü dostlara. Vallahi ben eve girdim. Allah'a şükürler olsun. Elimizden geldikçe bir şeyler yaptık. Gördünüz zaten bütün süreçte hepsini tek tek sizlerle paylaştım. Hem çocukların içini böyle bir rahatlasın istedik. Hani elimizden gelen buydu. Her türlü tabii ki vatanımızın her zaman yanındayız. Allah bütün kardeşlerimizden razı olsun. Gerçekten çoğu yerlerde hep bana video atıyorlar. Selma bak biz de yaptık. Benim takip eden kız kardeşlerim var, gurbetçiler. Hepsi ellerinden geleni yapmışlar. İşte Selma biz de dün yolla koyduk tıra. Dün biz de gönderdik elimizden gelenleri. Rabbim inşallah hayırla varmayı nasip etsin. İnşallah hayırlı bir şekilde ellerine geçsin. O kadar başım ağrıyor ki canlar. O kadar üzgünüm ki dünden beri. Benim annemleri soranlar çok oluyor. Annemlerin maalesef evlerine girilmiyor. Kapatmışlar kapılarını. Büyük binalar şerit oldu. Çekmiştir. Şerit çekmişler. Onlar da arabada kalıyorlar. Dün kız kardeşimin evinde kalmışlardı. Orası 3 katlıydı. Ondan sonra bu orada onlar da eski bina oldukları için onlara da demişler. Ufak çoluk çocuk onlar da işte herkes arabasının içinde. Camilerde, stadyumlarda hep kapılarını açmış. Kayseri'de çoğu kişi camilerde, stadyumlarda, toplama okullarda, işte. Toplama alanlarında kalmışlar. Kayseri'de yani çoğu yerlere de girilmemiş. Köy olan, bağ evi olanlar oralara gitmişler. Oralarda kalmışlar. İster istemez işte bizimkiler de şehirde yani öyle yerler olmadığı için köyde falan evlerimiz bizim yok. Onun için de arabada kalıyorlar. Buna da şükür. Hani camilerde falan sıcak yemekler, okullarda falan stadyumlarda sıcak yemekler iyi yani. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Allah devletimize zeval vermesin diyoruz her zaman. Ordumuzdan Allah razı olsun. Bütün kardeşlerimizden, emeği geçenlerden. Tek derdimiz hani hepsi bunlar bizim o kendimizin vicdanımızı, içimizi rahatlatmak için bunları yapıyoruz. Ama aklımız, kalbimiz, beynimiz inanın ki enkaz altındaki kardeşlerimizde, orada soğukta kalan kardeşlerimizde tek o çocuklar diyor ki anne bunları verdik ama diyor orada diyor soğuktalar diyor ne yapacaklar diyor. Çocuklarımı anlatmaya çalışıyorum. Allah'ın izniyle bu günler geçecek diyorum. İyi günleri göreceğiz diyorum. Mutlu olacağız diyorum. Türkiye'mizdeki kardeşlerimizin mutlulukları, sağlıkları inanın gurbetçilerin daha mutlu ediyor arkadaşlar. Yemin ederim hangi gurbetçiyle konuşsam gözünde yaş, hepsi ağlayarak, dudakları titreyerek konuşuyorlar. Çoğu kardeşimin memleketlerinde gurbetçilerin ailelerinden haber alamayanlar var. Enkaz altında olanlar var. Allah hepsine sabır versin. İnşallah hayırlı bir şekilde çıkar diye umut ediyorum. Umudumuz bu. Umutsuz olmuyor. Birbirimize duamızı da eksik etmeyelim değerli dostlar. Ben bunları diyeceğim. Daha başınızı ağrıtmayın. Daha fazla sizleri oyalayarak. Belki bana kızacaklar. Selma niye bunları çektin? Niye bize gösteriyorsun diyenler olabilir. Valla arkadaşlar örnek misali. Hani elimden ne gelir demeyin. Maddi anlamda, manevi anlamda. Elinizden ne geliyorsa yapın. 5 lira, 1 lira, 3 lira demeyin. Her şeyi ben hem maddi anlamda hem manevi anlamda elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. Tabii ki bunlarla da kalmayacağız değil mi Ercan? Evet. Daha devam yapacağız. Yaraları sarılana kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yapmak isteyenler de gönül rahatlığıyla Kızılay'a, Afat'a gönül rahatlığıyla göndersinler. Valla biz Almanya'da da paralar toplandı. Alman Kızılay neydi ismi? Rotekreuz. Rotekreuz değil mi? Onlar da topladı. Biz ekstra oralara da yardımlarda bulunduk ki hani şey olsun diye. Elimizden geleni yapıyoruz. Bunları da sizlerle paylaşmak istedik. Yoksa ay
bakın ben bunu yapıyorum deyip bir gösteriş gibi, ne bileyim, öyle bir şekilde sakın algılanmasın. Biraz da olsa, çünkü benim ailem de şu an mağdur durumda, onlar da sokaktalar. Hani elimde bunlarla kendimi şey yapıyorum, rahatlatmaya çalışıyorum. Bunları yani, diyelim. Canlar, gönül dostları, bizim bir tane vatanımız var. Başka vatanımız yok. Yani ne yapıyorsak vatandaşlarımıza ve vatanımıza yapıyoruz. Yani bu çekmemizin nedeni de gönül dostlarımızdan paylaşmak. Duygularımızı. Çünkü bizleri gören kardeşlerimiz öyle. Onlar da bir heyecana basıyor. Hadi anne diyor mesela. Hadi baba diyor. Veyahut da hadi yavrularım diyorlar. Biz de yapalım yani, diyorlar. Evet. Örnek teşkil etsin arkadaşlar. Aynen öyle. Yoksa bir başka bir maksadımız yok. Bir de dostlarım, gönderdiğiniz kıyafetlerinizin içinde hani kargolar falan gönderiyorsanız Allah aşkına arkadaşlar işe yarayacak şeyler yollayın. Ben bazı arkadaşlar bana atmışlar işte Selma Hanım bakar mısın şunlar gönderilir mi diye. Yazlık ayakkabılar, ne bileyim, işe yaramayacak eşyalar koymuşlar. Arkadaşlar yaptığınız şeylerin gerçekten de değeri olacak şeyler koyun. En çok battaniye. Evet, kış ortası olduğu için battaniyeler, kışlık yiyecekler, özellikle çocuklarımız için, çocuk eşyaları, yaşlılarımız için, hastalarımız için bezler koyun. Hijyenik evet, şeyler. Bunlara çoğunluk önem verin. Koyacaksanız kıyafet ben o kadar çoğunlukla değil, onları yaptım. Çocuk mamaları, çocuk bezleri. En önemli maddelerden biri bu. Kıyafetlere o kadar önem vermeyin. Çünkü kıyafetler hakikaten çok olarak gitmiş. Battaniye bol bol. Şimdi kış ortasındayız. Battaniye, yorgan, kışlık, aklımda onlar vardı. Aklımda neler vardı? Aklımda şu yüreğimde neler vardı? Hangi birini anlatayım size? Anlatamıyorum. Anlatacağım zaman ben dayanamıyorum arkadaşlar. Buralarım ağrıyor. Bir sefer de yanlış anlaşılırım diye de dikkat ediyorum. Neyse canlar, hadi bakalım. Bir dahaki inşallah güzel hayırlı haberlerle karşınıza geliriz. Vallahi i̇nşallah. Vloglarım vardı, onları erteledim. Daha sonraki günleri atacağım ama önce bunu dedim yayınlayalım. Sizlerle paylaşalım. Sizlerle dertleşelim dedim. Değerli dostlar, Allah'a emanetsiniz. Kurban olduğum Allah'a emanetsiniz. En güzeli Rabbime emanetsiniz. Rabbime emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın gönül dostları. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Geçmiş olsun Türkiye'm. Başın evet, sağ olsun Türkiye'm. Yalnız değilsin. Gurbetçilerin yanında Türkiye'm. Evet. Canlarım benim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.